Selamünaleyküm değerli dostlar. Hepinize hayırlı akşamlar. Gülistan Çevre ve Kültür Derneği'nin değerli takipçileri, değerli yarışmacılarımız. Bu akşam da yarışmamıza hepiniz hoş geldiniz. Her hafta Kur'an mealinden yarışmalarımız devam ediyor. Sizler de bizlerin sıkı takipçiler olarak yarışmamızı takip ediyorsunuz. Tüm katılan yarışmacılarımıza teşekkür ediyoruz. Hepinize hoş geldiniz diyoruz. Bu hafta da derneğimizin 17. Kur'an meali yarışmasıyla birlikteyiz. Biliyorsunuz her hafta bir cüzden yarışmamızı yapıyoruz. Ramazan ayı itibariyle her hafta bir cüzden yapmaya başladık. Normalde 15 günde bir yapıyorduk. Her hafta yarışmamız devam ediyor. Bu hafta da 17. cüzden yarışmamızı yapacağız inşallah. Bugün 20 Ramazan 1442 Miladi 1 Mayıs 2021 Cumartesi. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Bugün tabii 1 Mayıs çalışan kardeşlerimizin günü. Alnının teriyle çalışan, helalinden çalışan tüm kardeşlerimizin bu özel günlerini tebrik ediyoruz. Her ne kadar ben bu bir güne indirilmesine karşı olsam da, özel günlerin bir güne indirilmesine karşı olsam da yine de kardeşlerimizin gününü tebrik ederek başlayalım inşallah bu hafta programımıza. Evet, her hafta olduğu gibi Kahoot üzerinden yarışmamızı yapıyoruz. Artık ezberledik, biliyoruz nasıl yapılacağını. Ama yine aramıza yeni katılan kardeşlerimiz varsa ben onlara hızlı bir şekilde yarışmamızı anlatayım. Şu anda zaten videoda da ekranda da görünüyor ne yapacağımız. İki ayrı ekrandan yarışmamızı takip ediyorsunuz. Bir ekranınızda YouTube'dan yarışmamızı izliyorsunuz, soruları görüyorsunuz. Kahoot uygulamasından ya da internetten kahoot.it web sitesinden cevapları veriyorsunuz. Biraz sonra sizinle yarışma pin kodumuzu paylaşacağız. Bunu Kahoot uygulamasına giriyorsunuz. Ardından isminizi ve soy isminizi giriyorsunuz ve yarışmamıza dahil olmuş oluyorsunuz. Bu aşamadan sonra sorular YouTube'dan ekrana gelecek. Kahoot uygulamasından da cevapları vereceksiniz. Tek telefondan yapabileceğiniz gibi iki ayrı cihazdan yaparsanız daha rahat olur. İnternetinizin hızı önemli burada. Modeme yakın olan odadan ya da iyi çektiğini düşündüğünüz bir yerden yarışmamıza katılırsanız daha da faydalı olacaktır sizler için. Bu şekilde yarışmamızı yapıyoruz. Her hafta bir cüzden yaptığımızı söylemiştim. Bu hafta 17. cüz mealinden yarışmamız gerçekleşecek. Şu anda yarışmamız başladı. Yani yayınımız başladı. Yayınımız kalitesinde bir düşüklük varsa kardeşlerimiz YouTube ayarlarından yayın kalitesini yükseltirlerse, genelde YouTube direkt 144 piksele çekiyor yayın başladığında. Bunu 360, 480, 720 piksele kadar artık internet hızınıza göre yükseltebilirsiniz. Soruları daha net bu şekilde görebilirsiniz değerli kardeşlerimiz. Evet, ödüllerimiz her hafta olduğu gibi birinciye 100 lira, ikinciye 75 lira, üçüncüye de 50 liralık kitap yurdu hediye çekimiz var. Yarışma sonunda dereceye giren kardeşlerimiz bizlere Instagram üzerinden direkt mesaj yoluyla, DM yoluyla ulaşıp ödül için ne yapmaları gerektiğini belirten bir bilgilendirme mesajı atılacak. Bunu yaptıkları takdirde inşallah yarışmamıza katılabilecekler. Evet. Bu arada hemen telefonumu şöyle sessize alayım. Yayını çünkü şeyden yaptığımdan dolayı yayınımız kesilmesin. Evet, bizleri peki sosyal medya hesaplarımızdan nasıl takip edeceksiniz? Şu anda ekranlarımızda görüyorsunuz sosyal medya hesaplarımızı. Bu hesaplardan bizleri takip edebilirsiniz. Bu ve buna benzer birçok etkinliğimiz, faaliyetimiz sosyal medya hesaplarımızda sizlerle paylaşılıyor. Hem bize sosyal medya hesaplarımızda destek olursunuz. Çünkü ne kadar çok kardeşimize çalışmalarımızı, faaliyetlerimizi ulaştırırsak o kadar çok faydalı olacaktır inşallah. Hem de bundan sonraki yapılacak olan faaliyetlerden anında haberdar olmuş olursunuz. Evet, fazla bekletmeden hemen yarışma pinimizi
paylaşalım sizlerle ve girişlerimiz başlasın. Evet, yarışma pinimiz 320-80-71 bu hafta. 320-80-71 yarışma koduyla yarışmamıza giriş yapabilirsiniz. Sizlerden ricamız özellikle kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapmanız. İsminiz ve soy isminizle giriş yapmanız, kullanıcı adı ile giriş yapmamanız. Çünkü ödülleri verirken isim ve soy isim üzerinden sizlere hediye ulaşacağından dolayı adınızı ve soyadınızı yazmanız çok önemli. Artık bu kullanıcı adı ve şifre çok kullanıldığı için aklım oraya gidiyor. Sürçülisanımızı affedin inşallah. Evet, girişlerimiz de hızlı bir şekilde başladı. Şu anda 28-30 kişiye ulaştık. Bir anda kardeşlerimiz giriş yapmayı bekliyorlarmış. Evet, her hafta soruyoruz. Kardeşlerimiz nereden katılıyorlar? Yorumlar kısmından yazarsanız onlara da selam gönderelim inşallah. Evet, hayırlı akşamlar hocam demiş Durdugül Ateş. Yukarıda beğeni atan kardeşlerimiz vardı. Onlara çok teşekkür ederiz. Beğenilerinden dolayı ne kadar çok beğeni alırsak o kadar yarışmalarımız ön plana çıkar. Beğenileri bizden esirgemeyin. Ramazan ayı dayanışma ayı. Bu ayda sizlerden dayanışma bekliyoruz inşallah. Evet, Tuğba kardeşimiz Kocaeli'den yazmış. Kocaeli'ye buradan selamlar olsun. Kastamonu'dan katılıyorum. Kastamonu'ya çok selamlar. Evet, merhaba hocam diye kardeşlerimiz yazıyor. Evet, bu arada girişlerimiz devam ediyor. Değerli kardeşlerimiz 320-80-71 pin ile yarışmamıza girebilirsiniz. 22-10 geçe yarışmamızı başlatıyoruz biliyorsunuz. Mesela Durdu kardeşimiz adını ve soyadını yazmamış. Adı ve soyadı ile girerse çıkıp tekrar onun girmesini hemen bekleyebiliriz hızlı bir şekilde. Adı ve soyadınıza girmeyi sizden rica ediyoruz özellikle. Evet, Kevser Ateş böyle emojilerle katılmış. Ömer Faik geldi. Evet, soy isimlerimizi de yazalım. Evet, şöyle Nuran Aydınlı'yı görüyorum. Kevser Ateş, Serra Aydınlı, Hümeyra Öğütçü, Kader Queen. Evet, Kraliçe Kader ama soy ismi Queen değildir herhalde. Kader kardeşimiz de soy ismini yazarsa çok daha güzel olacaktır. Evet, 57 kişiye ulaştık şu anda. Saatlerimiz 22.07'yi gösteriyor. Son 3 dakikamız yarışmamızın başlaması için. Bekleyen kardeşlerimiz varsa hemen onları da haberdar ederseniz yarışmamızdan haberleri olsun. Evet, Durdu kardeşimiz geldi. Durdu Gül Ateş olarak giriş yaptı. Melika Tekkanat geldi. Hoş geldiniz diyoruz kendisine. Evet, Denizli'den selamlar demiş Hayrun Nisa kardeşimiz. Denizli'den katılıyorum Ayşe Duran. Evet, başka genelde böyle İstanbul vardı. İstanbul'daki kardeşlerimiz şu anda yorum kısmına yazmadılar mı yoksa daha gelemediler mi? Onların iftarları şöyle bir 3-5 dakika geç oluyor. 3-5 dakika sonra mı gelecekler acaba? Evet, onları hemen bekliyoruz. 62 kişiye ulaştık şu anda. Evet, 20 sorumuz var değerli kardeşler. Biliyorsunuz artık sürelerimiz soru sayısı 20 olduğu için ve Ramazan ayında olduğumuz için daha hızlı yapabilmek adına yarışmamızı süreyi 30 saniyeye düşürdük. Her soruda 30 saniye süremiz var. Kahoot'ta biliyorsunuz yarışmayı hızlı ve doğru cevaplayanlar kazanıyor. Onun için hem hızlı hem de doğru cevap vermemiz gerekiyor. Evet, 22.09 son girişlerimiz artık. Emine Hüda Bay geldi en son. Belma Tekkanat geldi. Esat Alperen İm geldi. Harun Savaş geldi. Evet, Berire Kütük kardeşimiz geldi. Evet, bekliyoruz. İstanbul'da burada demiş. Evet, İstanbul'daki kardeşlerimize de buradan selam gönderiyoruz. Onlar da maşallah yarışmamıza ilgiyi gösteriyorlar. Bizleri sevindiriyorlar İstanbul'dan. Evet, 22.09 son saniyelerimiz. 69 kişi 70 olduk şu anda. Mehmet İm geldi. Buğulem Ateş geldi. Ali Özel, Zehra Aydınlı. Evet, şöyle Yavuz Öztürk'ü görüyorum. Melike Bacanlı, Hayrun Nisa Kara, Ahmet Zahid Akyüz, Melih Demiralay. Evet, 72 kişi. Saatlerimiz 22.10'u gösterdi.
Evet, Talha Şener, Ümmü Temizkan gelmiş. Evet, ondan geriye sayarak yarışmamızı başlatıyoruz. Evet, bu hafta 17.sini düzenliyoruz yarışmamızın. 17. cüzden sorularımız gelecek. 17. hafta soruları için ya Allah Bismillah diyerek start tuşumuza başlıyoruz 75 kişiyle bu hafta. Evet, Gülçev canlı yayında Kur'an-ı Kerim bilgi yarışması 17. Şöyle ekranımızı da büyütelim. Evet, birinci sorumuz. Kendisine zırh yapma sanatı öğretilen peygamber aşağıdakilerden hangisidir? Hazreti Davut, Hazreti Süleyman, Hazreti Lut, Hazreti İshak aleyhisselam. Evet, kendisine zırh yapma sanatı öğretilen peygamber aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevabı hızlı bir şekilde işaretlemenizi istiyoruz. Şu anda zaten 75 kardeşimiz cevapladı. Hızlı bir şekilde. Doğru cevabımız Hazreti Davut aleyhisselam olacaktı. Mealde de biz kendisine zırh yapma sanatını öğrettik diye mealde geçiyor. Demiri işlemeyi öğrettik diye. 66 kardeşimiz maşallah güzel bir sayıyla doğru cevap verdiler. Ve ilk sorumuzun sonrasında puan tablomuza bakıyoruz. Evet, Melika Tekkanat 955 puanla ilk soru sonrasında birinci. Elif Erdoğan ikinci 950 puanla. Behiç Tekkanat 949 puanla üçüncü. Musa Tekkanat 948 puanla dördüncü. Ve Ahsen Öztürk de 946 puanla beşinci sırada. İlk beşteki puanlarımız birbirine çok yakın maşallah. Evet, hemen ikinci sorumuza geçiyoruz. İkinci sorumuz 2000 puan değerinde double puan. Zünnun diye hitap edilen ve kavmine kızarak giden peygamber kimdir? Hazreti Lut aleyhisselam, Hazreti Yakup aleyhisselam, Hazreti Yunus aleyhisselam, Hazreti Süleyman aleyhisselam. Bu arada ses ve alttaki fonla ilgili sıkıntı varsa yorumlar kısmından yazabilirsiniz değerli kardeşler. Evet, Mustafa Şenyurt ismimi okur musun diye yazmış. Mustafa kardeş ismini de okumuş olduk böylece. Evet, doğru cevabımız Hazreti Yunus aleyhisselamdı. Zünnun diye hitap edilen ve kavmine kızarak giden peygamber. 67 kardeşimiz doğru cevap vermiş ve 2000 puan üzerinden puanlarını aldılar. Bakalım ilk 5'teki puan durumumuz nasıl oldu? Melika Tekkanat liderliğini koruyor. Yavuz Öztürk geldi aşağılardan ikinci sıraya. Musa Tekkanat 3. sırada. Hümeyra Öğütçü 4. ve Behiç Tekkanat 5. sırada ikinci soru itibariyle Zeynep Altundaş da 32 sıra birden yükselmiş. 2 sıra daha yükselseymiş İstanbul gibi olacakmış ama yükselememiş ve büyük bir tırmanış gerçekleştirmiş. Kendisini tebrik ediyoruz. Hemen bekletmeden 3. sorumuza geçiyoruz. Sabredenler olarak ayette hangileri birlikte geçmektedir? Hazreti Eyüp, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa Aleyhisselam, Hazreti İsmail, Hazreti İdris, Hazreti Zülfikar Aleyhisselam, Hazreti Eyüp, Hazreti Yahya, Hazreti Zekeriya Aleyhisselam, Hazreti İsmail, Hazreti İdris, Hazreti Eyüp Aleyhisselam. Evet, şu anda son 5 saniyemize doğru ilerliyoruz ve cevaplar hızlı bir şekilde geliyor. Maşallah. Evet. Doğru cevap Hazreti İsmail, Hazreti İdris ve Hazreti Zülkif aleyhisselam olacaktı. Mealde geçtiği şekilde 22 kardeşimiz bu soruya doğru cevap vermişler. Kendilerini tebrik ediyoruz ve hemen puan durumumuza bakıyoruz. Hümeyra Öğütçü geldi aşağılardan maşallah. Birinci sıraya yerleşti. Melike Bacanlı ikinci sırada. Zeynep Erdoğan üçüncü sırada. Zeynep Erdoğan da maşallah ilk 5'e giriyor sürekli. Ayhan Erdoğan 3675 puanla 4. ve Ayşe Çelik de 5. sırada. Sümeyye Çelik de 3 soruya da arka arkaya doğru cevap vermiş ve hızlı cevap vermiş. Çok puan almış maşallah. Tebrik ediyoruz kendisini.
Hemen geçiyoruz dördüncü sorumuza sizleri bekletmeden. Allah'a ortak koşan kimselerin durumu ayeti kerimede neye benzetilmiştir? Gökten savrulup düşüp de kuşların kapıştığı kimseye, şeytanın kendisini uçurumdan atarcasına bıraktığı kimseye, şimşeğin çarpıp şaşkınlık içerisinde bıraktığı kimseye, ani bir felaketin bütün yeşillikleri yok ettiği zamana. Evet, ses konusunda sanırım bir problem yok. Yazmadığınıza göre. Evet, doğru cevabımız gökten savrulup düşüp de kuşların kapıştığı kimseye. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de çok fazla benzetme var. Allah'a ortak koşan kimselerin durumu da gökten savrulup düşüp de kuşların kapıştığı kimseye benzetiliyor. 46 kardeşimiz bu soruya doğru cevap vermiş. Kendilerini tebrik ediyoruz ve hemen geçiyoruz puan tablomuza. Hümeyra Öğütçü liderliğini koruyor. Ayşe İm geldi aşağılardan ikinci sıraya. Zeynep Erdoğan üçüncü, Ayhan Erdoğan dördüncü ve Ayşe Çelik de beşinciliğini koruyor. Dört yarışmacı da arka arkaya üç soruya doğru cevap vererek combo yapmışlar. Evet, geçiyoruz beşinci sorumuza. Bir ekin tarlasına giren davarların zarar verdiği tarla hakkında hüküm verme meselesi hangi peygamber ile anlatılır? Hazreti Davud, Hazreti Süleyman aleyhisselam, Hazreti Musa, Hazreti Lut aleyhisselam, Hazreti Zekeriya, Hazreti Yahya aleyhisselam, Hazreti Musa, Hazreti Harun aleyhisselam. Evet, böyle bir kıssa var ekin tarlasına giren davarlar ile ekin. Davar sahibi ile ekin tarla sahibi arasında. Burada bir mesele var. Bu hangi peygamber ile anlatılıyor? Doğru cevabımız Hazreti Davud ve oğlu Hazreti Süleyman aleyhisselamdı biliyorsunuz. Hazreti Davud aleyhisselam bir çözüm getiriyor. Hazreti Süleyman aleyhisselam da Allah'ın yardımıyla daha güzel bir çözüm getiriyor hatırlarsanız. 53 yarışmacımız doğru cevap vermiş bu soruya. Kendilerini tebrik ediyoruz ve hemen geçiyoruz puan tablomuza. Hümeyra Üççü liderliğini koruyor. Ayşe İm ikinci, Zeynep Erdoğan üçüncü, Ayhan Erdoğan dördüncü. Geçmiş yarışmacılarımızda, yarışmalarımızda sürekli ilk beşte yer alan Berire Kütük kardeşimiz yine ilk beşteki yerini aldı ve beşinci sırada Tahir Öncü altı sıra birden yükselmiş. Tahir Öncü de yavaş yavaş yukarıya doğru geliyor. Maşallah. Evet, yarışmacılarımızı tebrik ediyoruz. Bakalım ilerleyen sorularda puan tablomuza nasıl bir değişiklik olacak. Geçiyoruz altıncı sorumuza. Altıncı sorumuz 2000 puan değerinde. Kavminin inandığı putları paramparça edip de yalnız büyük putu bırakıp baltayı da onun boynuna asan peygamber kimdir? Evet, kolay bir soru. Tüm yarışmacılarımızdan inşallah doğru cevap bekliyorum bu soru sonrasında. Evet, 37 kişi izliyor. 57.'yim demiş. Evet, her izleyen birkaç tane yarışmaya katılıyor. Yani bir evde bir tane izleniyor. 3-5 tane kardeşimiz katılıyor. Ondan dolayı sayımız fazla maşallah. Çok güzel bir şekilde. Doğru cevabımız Hazreti İbrahim aleyhisselam olacaktı. 70 kardeşimiz doğru cevap vermiş. 6 kardeşimiz de doğru cevap vereyim derken yanlış cevap vermiş diye düşünüyorum. Biliyorsunuz Hazreti İbrahim gidiyor putları kılıyor ve baltayı da en büyük putun boynuna asıyor. Bunu kim yaptı diye sorduklarında işte kimin elinde boynunda balta varsa o yapmıştır diye bunların boşluğunu anlatmaya çalışıyor oradaki kardeşlere. 70 yarışmacımız doğru cevap ver dedik. Hazreti İbrahim cevabıyla bakıyoruz hemen puan tablomuza. Hümeyra Öğütçü liderliğini koruyor. Ayşe Çelik 2. sıraya yükseldi. Ayşe İm 3. Sümeyye Çelik 4. sıraya geldi aşağılardan. Ve Zeynep Erdoğan da 5. sırada. İlk 5'imiz bu şekilde oluştu puan tablomuzda. 21 yarışmacımız da arka arkaya 3 soruya doğru cevap vermiş. Çok güzel bir şekilde yükselmişler. Onları da tebrik ederek 7. sorumuza geçiyoruz beklemeden. 7. sorumuz. Zekeriya'yı da hatırla. Hani Rabbine, Rabbim beni tek başıma bırakma. Sen nokta nokta en hayırlısısın.
Boşluğa ne gelmelidir? Merhametlilerin en hayırlısısın, hüküm verenlerin en hayırlısısın, yardım edenlerin en hayırlısısın, varislerin en hayırlısısın. Boşluğa ne gelecek acaba? Evet, şöyle okuduğumuz meali hatırlayalım, hatırlamaya çalışalım. Mealde nasıl geçiyordu? Cevaplarımız geldi. Doğru cevabımız, sen varislerin en hayırlısısın olacaktı. Ayet-i kerimede bu şekilde geçiyor. Bu soruda zaten böyle bir dağılım bekliyordum. 25 kardeşimiz de doğru cevap vermiş. Çoğunluk yine doğru cevap vermiş olarak görüyoruz. Geçiyoruz puan tablomuza. Bu soru sonrasında puan tablomuzda bayağı değişme olduğunu düşünüyorum. Bakalım. Oo, demek ki ilk 5'teki kardeşlerimiz doğru cevap verdiler. Puanları arttı ama sıralamaları değişmedi. Hümeyra Öğütçü liderliğini koruyor. Yani daha doğrusu ilk 5'teki kardeşlerimiz yerlerini koruyorlar. Arka arkaya 4 yarışmacımız da arka arkaya 3 soruya doğru cevap vererek ilerliyorlar. Strik yapmışlar. Geçiyoruz 8. sorumuza. Tevrat ayette hangi mana ile anlatılmıştır? Bu da bir hatırlama sorusu direkt. Ayet-i kerimede geçtiği şekilde hangi mana ile? Müjde, zikir, rahmet, öğüt. Hangi mana ile anlatılıyor Tevrat ayette? 17. cüzde geçen ayette Tevrat hangi mana ile anlatılıyor? Müjde, rahmet, öğüt, zikir. Doğru cevabımız zikir olacaktı. 24 yarışmacımız bu soruya doğru cevap verdi. Biraz hatırlama sorusuydu. Biraz özel bir soruydu. 24 kardeşimiz hatırlayarak doğru cevap vermiş. Zikir manası ile geçiyordu Tevrat ayette. Geçiyoruz puan tablomuza. Var mı bir değişiklik? Hümeyra Öğütçü liderliğini koruyor. Ayşe İm 2. sırada, Ayşe Çelik 3. sırada, Sümeyye Çelik 4. sırada ve Hüseyin Çelik 5. sırada. Çelik ailesinin yukarıya doğru tırmanışını görüyoruz. Hızlı bir şekilde maşallah. 3, 4 ve 5. sırada Çelik ailesi var. Hümeyra Öğütçü liderliğini koruyor bu soru sonrasında. Mehmet'im kardeşimiz de 11 sıra birden yükselerek büyük bir tırmanış gerçekleştirmiş bu soru itibariyle. Geçiyoruz 9. sorumuza. Biz yeri, göğü ve ikisi arasındaki şeyleri nokta nokta üzere yaratmadık. Ayet hangisi ile tamamlanmalıdır? Ders almayasınız diye, oyun oynamak üzere, düşünmeyesiniz diye, şımarasınız diye. Evet, boşluğa hangisi gelecek? Ayet-i kerime nasıl devam ediyor? Biz yeri, göğü ve ikisi arasındaki şeyleri nokta nokta üzerine yaratmadık. Evet, daha önce kazanan tekrar ödül alabiliyor mu diye bir soru gelmiş yorumlardan. Şöyle, geçen hafta dereceye giren kardeşlerimiz, ilk üçte yer alan kardeşlerimiz bu hafta da ilk üçte yer aldıysa onlara ödül veremiyoruz. Onların ödülü bir sonraki kardeşimize devrediyor. Yani üst üste, yani her hafta diyelim artık üst üste şöyle bu şekilde devam ettiğimiz zaman iki haftaya üst üste ödül kazanan kardeşimiz ödül alamıyor. Bu hafta birinci oldu. Gelecek hafta olmadı. Ondan sonraki hafta birinci oldu. Ödül alabilir. Ama üst üste aynı hafta arka arkaya ödül alamıyor. İlk üçe giren kardeşlerimiz. Buradaki amacımız daha fazla kardeşimize ödülü ulaştırabilmek. Evet, doğru cevabımız oyun oynamak üzere yaratmadık olacaktı. 47 kardeşimiz de bu soruya doğru cevap vermiş. Geçiyoruz puan tablomuza. Hümeyra Öğütçü maşallah liderliği aldı götürüyor. Tebrik ederiz 10.165 puanla. Ayşe İm onu takip ediyor 2. sırada. Ayşe Çelik, Sümeyye Çelik 3 ve 4. sırayı aldılar. Aşağılardan Ahsen Öztürk geldi. O da 9.967 puanla 5. sıraya yerleşti. İlk 5'teki mücadele kıyasıya devam ediyor. Tabii biz aşağıdaki mücadeleyi de göremiyoruz ama aşağıda da kıyasıya mücadele devam ediyor kardeşlerimiz arasında. Maşallah hayır yolunda büyük bir yarış var. 3 yarışmacımız da
arka arkaya 6 soruya cevap vermiş. Maşallah puanlarını yükseltmişler. Geçiyoruz yarışmamızın ortanca sorusu olan 10. soruya. 10. sorumuz, ayette geçen her canlının kendisinden meydana getirildiği nokta nokta ile ifade edilen madde hangisidir? Nur, toprak, ateş, su. Bu soru da kolay bir soru. Tüm kardeşlerimizden bu sorudan doğru cevap bekliyorum. Evet, doğru cevabımız, süremiz bitsin. Tabii ki su olacaktı. 45 yarışmacımız doğru cevap vermiş. Diğer yarışmacılarımız diğer şeylere dağılmışlar ama herhalde yanlış okudular ya da yanlış anladılar soruyu diye düşünüyorum. Her canlının kendisinden meydana getirildiği su, değil mi arkadaşlar? Su zerresi. 45 yarışmacımız bu soruya doğru cevap vermiş. Bakalım puan tablomuz nasıl olmuş soruyu sonrasında. İlk 5'teki kardeşlerimiz doğru cevap verdikleri için sıralamalarını koruyorlar. Sadece aldıkları puan arttığından dolayı şu andaki puanları yükselmiş oldu. Hümeyra Öğütçü liderliğini koruyor. İlk 5'teki kardeşlerimiz yarışmadaki ilk 5'teki yerlerini koruyorlar. Müşerref Altundağ da 3 soruya doğru cevap vererek arka arkaya büyük bir geri dönüş sağlamış. Müşerref kardeşimizi de tebrik ediyoruz. Geçiyoruz 11. sorumuza. 11. sorumuz 2000 puan değerinde, double puan değerinde. İşte bizim indirdiğimiz Kur'an mübarek bir öğüttür. Ayetinde geçen mübarek kelimesiyle ne ifade edilmiştir? Fayda ve feyiz kaynağı, yol gösterici, nur ve rahmet, beyan eğriyi doğrudan ayıran. Evet. Mübarek bir öğüttür. Ayetinde geçen mübarek kelimesiyle ne ifade edilmiştir? Doğru cevabımız fayda ve feyiz kaynağı olacaktı. Bu soru biraz çeldirici olmuş anladığım kadarıyla. 13 kardeşimiz sadece doğru cevabı verebilmiş. Diğer kardeşlerimiz yarışmada diğer şıkları işaretlemişler. Doğru cevabımız mübarek kelimesiyle fayda ve feyiz kaynağı ifade edilmiş olacaktı. 13 kardeşimizi de tebrik ediyoruz doğru cevaplarından dolayı. Geçiyoruz puan tablomuza. Puan tablomuza liderimiz değişti. Hüdaverdi Gör 2000 puan olduğu için çok hızlı bir şekilde cevap vermiş anladığım kadarıyla. Birinci sıraya yerleşti. Hümeyra Öğütçü liderliği ikinci sıradan devam ediyor artık. Liderliği kaptırmış oldu. Diğer kardeşlerimiz Ayşe İm 3. sırada, Ayşe Çelik 4. sırada ve Sümeyye Çelik de 5. sırada yarışmayı devam ettiriyorlar. Bakalım yani ilk 5'teki sıralama sürekli değişiyor. Yarışmanın sonunda kim dereceye girecek hep beraber göreceğiz. 12. sorumuz geliyor. Müminlere savaş izni verilme amacı aşağıdakilerden hangisidir? Düşmanları korkutmak için, kendilerine savaş açılıp zulme uğradıkları için, aralarındaki münafıkları belirlemek için, İslam'ı yaymak için. Müminlere savaş izni verilme amacı neydi? Ayet-i kerimede savaşın diyor. Neden savaşacaklar? Bunu soruyoruz sizlere. Kendilerine savaş açılıp zulme uğradıkları için müminlere savaş izni veriliyor. 42 yarışmacımız maşallah doğru cevap verdiler. Çoğu yarışmacımız doğru cevap verdi. Kendilerini tebrik ediyoruz. Geçiyoruz puan tablomuza. Evet, Hüdaverdi Gör liderliğini koruyor. Ayşe İm ikinci sıraya yükseldi. Ayşe Çelik üçüncü sıraya yükseldi. Sümeyye Çelik 4. sıraya yükseldi. Ahsen Öztürk kardeşimiz 5. sıraya yükselmiş oldu. Bu soru itibariyle evet Hüdaverdi Gör kardeşimizin 12.364 puanı var. Şu anda 12.364 puanla liderliği almış görünüyor. Ve hiç tek kanatta 3 soruya cevap vermiş ve oyuna geri dönmüş.
Beşiktaş kanadı da ilk 5'te görmeyi bekliyoruz bakalım. Geçiyoruz 13. sorumuza. 13. sorumuz: sonra kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler ve Kabe'yi tavaf etsinler. Kabe hangi anlamda kullanılmıştır? En şerefli ev, en mübarek ev, en kutsal ev, en eski ev. Evet, o ayeti kerimede Kabe hangi anlamda kullanılmıştır? Evet, bugün sorularımız böyle biraz daha özel olarak hazırlanmış. Yarışmacılarımızın dikkatli olanlarının seçebileceği şekilde en eski ev olarak anlamında kullanılıyordu. Ayet-i Kerime'de 34 kardeşimiz bu soruya doğru cevap verdi. Bakalım puan tablomuz nasıl oldu bu soru itibariyle 34 kardeşimizin doğru cevap vermesiyle birlikte. İlk 5'teki puanlamamız aynen devam ediyor. Sıralamamız aynen devam ediyor. Sadece puanlarımız yükseldi. Hüdaverdi kardeşimiz 13.245 puanla birinci sırada liderliğini devam ettiriyor. Ayşe İm 2. Ayşe Çelik 3. Sümeyye Çelik 4. ve Ahsen Öztürk de 5. sırada. 14. sorumuz geliyor. Rabbine bana bu dermansız dert geldi. Sen ise merhametlilerin en merhametlisisin diyerek yalvaran peygamber kimdir? Hazreti Musa aleyhisselam, Hazreti Zülkif aleyhisselam, Hazreti Eyüp aleyhisselam, Hazreti Yahya aleyhisselam. Evet. Bu sorudan tam bekliyorum bakalım. Kolay bir soru bu da. Yarışmacı kardeşlerimiz. Doğru cevabımız Hazreti Eyüp aleyhisselam olacaktı. Evet, 55 kardeşimiz, büyük bir çoğunluğumuz doğru cevaplamış. Kendilerini tebrik ediyoruz. Diğer kardeşlerimiz de hızlı cevap vermek için yanlış tuşa basmışlardır diye düşünüyorum. 55 kardeşimiz doğru cevap verdi. Bakalım puan tablomuzda nasıl bir değişme var? Evet, 5. sıradaki Ahsen Öztürk kardeşimiz yerini Hüseyin Çelik kardeşimize bıraktı. 5. sırada Hüdaverdi Gör liderliğini devam ettiriyor. Ve 5. sıraya da Hüseyin Çelik kardeşimiz gelmiş oldu. Hümeyra Öğütçü de tekrar yukarılara doğru tırmanmaya başladı maşallah. Biraz sonra onu da ilk 5'te göreceğiz diye düşünüyorum. 15. sorumuz geliyor ekranlarımıza. Pek çok olağanüstülüğün yanında şeytanlardan inci için denize dalanların da emrine verildiği peygamber kimdir? Hazreti Davut aleyhisselam, Hazreti Süleyman aleyhisselam, Hazreti İbrahim aleyhisselam, Hazreti Musa aleyhisselam. Şeytanlardan inci için denize dalanların da emrine verildiği peygamber. Evet, bu ayeti kerimede geçiyordu hatırlayan kardeşlerimiz için. Kimdi bu peygamber? Tabii ki Hazreti Süleyman aleyhisselam olacaktı. Maşallah 52 kardeşimiz doğru cevap verdi bu soruda. Tebrik ediyoruz. Hatırladılar yani çok güzel bir şekilde. Ayet-i Kerime'de geçtiği şekilde 52 kardeşimize tebrik ediyoruz. Ve bakıyoruz puan tablomuzda nasıl bir değişme var. Evet, Ayşe Çelik ikinci sıraya yükseldi. Ahsen Öztürk tekrar, ben dedi ilk 5'teki sıralamama geçmem lazım, yerime geçmem lazım. Tekrar 5. sıraya yükseldi. Hüdaverdi kardeşimiz maşallah liderliği aldı götürüyor. Bakalım Hüdaverdi kardeşimiz bütün sorulara doğru cevap verip birinciliğini koruyabilecek mi? Biraz sonra göreceğiz. 22 yarışmacımız da 4 soruya arka arkaya doğru cevap vermişler. Onları da tebrik ediyoruz ve ilk 5'teki sıralamaya onları da bekliyoruz. Geçiyoruz 16. sorumuza. 16. sorumuz da 2000 puan değerinde. Haydi bakalım. Kıyametin kopuş anında gök neye benzetilmiştir? Paramparça edilmiş yaprak gibi olacak. Cehennem alevleri gibi kızaracak. Denizler gibi kaynamaya başlayacak. Yazılı kağıt tomarını dürer gibi dürülecek. Evet, ben soruyu okurken maşallah yarışmacılarımızın çoğu cevap verdiler bile. Son 10 saniyeye girdik bu arada.
Doğru cevabımız yazılı kağıt tomarını dürer gibi dürülecek olacaktı. Kıyametin kopuş anında gök yazılı kağıt tomarını dürer gibi dürülecek olarak benzetiliyor ayet-i kerimede. 41 yarışmacımız doğru cevap verdi bu soruya. Ve hemen puan tablomuza bakıyorum. 41 kere maşallah diyoruz bu arada yarışmacılarımıza. Evet, liderimiz değişti. Aşağılardan Ayşe Çelik kardeşimiz birinci sıraya geldi 16.561 puanla. Ayşe İm 16.559 puanla ikinci sırada. Sümeyye Çelik 16.498 puanla üçüncü. Hüseyin Çelik hemen onu takip ediyor 16.354 puanla. Hümeyra Öğütçü söylediğimiz gibi yukarıya doğru tekrar tırmanışa geçti. Ve ben liderliği bıraktım ama yarışmadan kopmadım. Yine adayım diye aşağılardan yukarıya doğru geliyor. Maşallah Hümeyra'yı da, Hümeyra Öğütçü'yü de tebrik ediyoruz. Evet, bu arada puanlarımız bayağı birbirine yaklaştı. Şu anda kıyasıya bir mücadele var ilk 5'teki yarışmacılarımız arasında. Tebrik ediyoruz yarışmacılarımızı. Çok güzel hazırlanmışlar. Bekletmeden sizleri hemen 17. sorumuza geçiyoruz. Aşağıdaki peygamberlerden hangisi Enbiya suresinde zikredilmemektedir? Hazreti Hud, Hazreti Yahya, Hazreti Lut, Hazreti İdris. Evet. Hani ÖSYM sorularında olduğu gibi yükleme dikkat edin. Zikredilmemektedir. Onu biraz daha böyle koyu yaptık dikkat çeksin diye. Enbiya suresinde zikredilmeyen peygamber hangisi? Yarışmacılarımızın çoğu cevap verdi. Doğru cevap Hazreti Hud olacaktı. Enbiya suresinde zikredilmiyor. 43 yarışmacımız da zaten doğru cevap verdi maşallah. Yarışmacılarımızın çoğu bu soruya doğru cevap vermiş oldu. Geçiyoruz puan tablomuza. Evet, dediğim gibi ilk 5'teki yarışmacılar arasında kıyasıya bir mücadele var. İkinci sıradaki Ayşe İm kardeşimiz daha hızlı cevap verdiği için 5 puan daha fazla alıyor ve birinci sıraya yerleşiyor. Maşallah 17.473 puanla. Ayşe Çelik ikinci sıraya düştü bu soru itibariyle ama o da iddialı bir şekilde yarışmayı sürdürüyor. Çelik kardeşler mesela ilk 5'teki ya da Çelikler diyelim, Çelik ailesi ilk 5'teki yerlerini koruyorlar. Hümeyra Öğütçü de 5. sırada. 6 yarışmacı da arka arkaya doğru cevap vermiş. Geçiyoruz 18. soruya. 18. sorumuz, yaratılma aşamasında gök neye benzetilmiştir? Evet, şimdi de yaratılma aşamasında neye benzetildiğini soruyoruz bu soruda. Geniş bir vadiye, rahat bir döşeye, bulutların yüzdüğü bir denize, korunmuş bir tavana. Evet, cevaplarımız hızlı bir şekilde geliyor. Doğru cevabımız korunmuş bir tavana olacaktı. 36 yarışmacımız doğru cevap verdi. Yaratılma aşamasında gök korunmuş bir tavana benzetiliyor. Geçiyoruz puan tablomuza. Evet, Ayşe Çelik bu sefer yine daha hızlı davranarak, tuşa daha hızlı basarak yarışmanın doğru cevabına ikincilikten tekrar birinciliğe yükseliyor. Birinciliği tekrar geri alıyor. Ayşe İm kardeşimiz ikinci sırada. 3, 4 ve 5. sıradaki yarışmacılarımız yerlerini koruyorlar. Ertuğrul kardeşimiz de 5 sıra birden yükselmiş bu soru itibariyle. Onu da ilk 5'teki sıralamaya bekliyoruz bakalım. Geçiyoruz sondan bir önceki sorumuza. Onları sarmasın diye yeryüzünde baskılar yarattık. Baskı kelimesi ile ifade edilen anlam hangisidir? Baskı kelimesiyle. Dağlar, kıtalar, yer, gök, okyanuslar, denizler, gece, gündüz. Doğru cevabımız baskı kelimesiyle ifade edilen dağlar ve kıtalar olacaktı. Onları sarmasın diye yeryüzünde baskılar yarattık. Dağlar ve kıtaları yarattık.
diye ayeti kerimede geçiyor. Maşallah yarışmacılarımızın hemen hemen tamamı doğru cevap vermiş bu soruya. Kendilerini tebrik ediyoruz. Evet, sarsmasın. Doğru. Evet, sarsmasın diye yeryüzünde baskılar yarattık. Evet, orada bir kelime hatası olmuş. Şu anda yorumlardan gelince ben de fark etmiş oldum. Teşekkür ederiz. Dağlar ve kıtalar olacaktı. Doğru cevabımız. Bakalım. Evet, Ayşe Çelik kardeşimiz liderliğini koruyor. 19.332 puanla son soruya girerken Ayşe İm kardeşimiz hemen arkasından 19.288 puanla 3. Sümeyye Çelik 19.275 puanla 3. Hüseyin Çelik 19.098 puanla 4. Hümeyra Öğütçü de 19.016 puanla 5. Şu anda bütün ilk 5'teki diyelim artık alttaki yarışmacılarımızı görmediği için şu anda 5 yarışmacımız da iddialı. Ödüller neydi? Ödülleri şöyle hemen hatırlayalım. Birinciye 100 liralık kitap yurdu hediye çekimiz var. İkinciye 75 ve üçüncüye de 50 liralık kitap yurdu hediye çeki hediye edeceğiz. Bunlar maddi ödüller. Tüm katılan yarışmacılarımız da manevi ödüllerin tamamını almış oluyorlar. Onları da tebrik ediyoruz tüm yarışmacılarımızı yarışmaya katıldıklarından dolayı. Ve son sorumuza geçiyoruz. Artık kazananı belirleyecek olan 20. sorumuz. Heyecanla beklediğinizin farkındayım ve sizleri daha fazla heyecanlandırmadan son sorumuz gelsin. Son sorumuz 2000 puan değerinde. Her nefis ölümü tadacaktır. Biz imtihan olarak nokta 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 ve nokta nokta ile de deniyoruz ayetinde boşluğa hangisi gelmelidir? Şer, hayır, hak, batıl, iyi, kötü, sabır, isyan. Her nefis ölümü tadacaktır. Küllü nefsin zaikatül mevt. Biz imtihan olarak ve nokta nokta ile de deniyoruz. Ayetindeki boşluğa hangisi gelmelidir? Evet, şer ve hayır olacaktı doğru cevabımız. Bu soruya 24 kardeşimiz doğru cevap verdi. Doğru cevap veren kardeşlerimizin sayısı diğer soruya bakarsak biraz daha az. Bu da puan tablomuzun değişmiş olabileceğini gösteriyor bence. Bakalım. Şimdi belli olacak. Evet, son sorumuz itibariyle yarışmamızı tamamladık. Katılan tüm kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Ve hemen bu haftanın kazananları geliyor ekranımıza. Bakalım bu hafta ödülümüzü hangi kardeşlerimiz kazanmış? Bu haftanın kazananları geliyor. Podyum geliyor ekranlarımıza. Evet, üçüncümüz 20.732 puanla Ayşe Çelik oluyor. İkincimiz 20.784 puanla Ahsen Öztürk kardeşimiz oluyor. Ve birincimiz 21.152 puanla Ayşe İm kardeşimiz oluyor. Sümeyra Çelik ve Esra Savaş da maşallah Esra Savaş 5. sıraya gelmiş. Evet, yarışmacılarımız birer soruyu yanlış yapmışlar. 3 yarışmacımızı maddi ödüllerden dolayı katılan tüm yarışmacılarımızı da manevi ödülleri için tebrik ediyoruz. Evet, bu hafta da yarışmamızı bu şekilde neticelendirmiş olduk değerli kardeşlerimiz. Ayşe İm, Ayşe Çelik ve Ahsen Öztürk'ü tekrar tebrik ediyoruz. Bu hafta 17. cüzden yaptık yarışmamızı. Önümüzdeki hafta 18. cüz ile yarışmamız devam ediyor. Ramazan ayında biliyorsunuz her hafta yapıyoruz yarışmamızı. Ondan sonra yine 15 günde bir yapmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta 18. cüzden yapacağız. Şimdiden kardeşlerimiz 18. cüzü çalışmaya başlayabilirler, okumaya başlayabilirler, notlarını almaya başlayabilirler. Haftaya inşallah aynı saatte, saat 22'de tekrar yarışmamızda görüşmek üzere. Bu dereceye giren kardeşlerimize biz Instagram adresimizden bizlere ulaşmalarını bekliyoruz. Tekrar katılımınızdan dolayı tüm yarışmacılarımıza tebrik ediyoruz. Ben Ramazan Eskin yarışmayı her hafta sizlere sunmaya çalışıyorum. Bu hafta da sunmaya çalıştım. Sürçülisan ettiysek affola, haklarınızı helal edin diyorum. Hepinize katılımınızdan dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diyerek bu haftaki yarışmamızı sonlandırıyorum.